Birçok insanın en merak ettiği konulardan biri dünyadaki hayattan sonra ne olacağıdır. Eski dönemlerden beri insanlar hayatın ve öbür dünyanın sırrını çözmeye çalışırlar. Bilim adamları bu konuda binlerce çalışma yaptılar ancak bu araştırmalardan da kesin bir sonuç elde edilemedi. Amerika'da yaşayan Tina Hines adlı bir kadın yaşadığı inanılmaz bir deneyimle gündeme geldi. Onun hikayesi bir yönüyle korkutucu olsa da mucizelerin gerçek olduğunu da bir kanıtı olarak gösterildi. Tina, Şubat 2018'e kadar oldukça normal bir aile hayatı sürdü. Tüm zamanını kocası ve 4 çocuğuyla geçirmekten keyif alıyordu. Her şey son derece yolundaydı. Ancak kimsenin bilmediği gibi onlar da bir anda hayatlarının altüst olacağını bilmiyorlardı. 32 yıllık evli olan Tina ve kocası Brian büyük bir aşk yaşayarak evlenmişlerdi. Heyecanlarını hiç kaybetmediklerini söyleyen ikili, kendilerini tanıyan insanlar tarafından örnek gösterilen bir çiftti. Bir pazartesi günü Tina ve Brian her zamanki gibi yürüyüşe çıktı. Sıra dışı hiçbir şey yok gibi görünüyordu. Ancak tam o anda Tina birden fenalaşarak yere yığıldı. Kocası başta paniklese de çok zaman kaybetmeden 911'i arayarak durumu anlattı ve ambulans istedi. Hattaki görevli ambulans gelene kadar kalp masajı yapması gerektiğini söylüyordu. Daha önce hiçbir ilk yardım eğitimi almamış olan Brian, bunu nasıl yapacağını bilmediğini söylese de karısının kalp atışını duyamıyordu ve ambulansı bekleyecek zaman yoktu. 911 görevlisinin anlattıklarını yaparak kalp masajına başladı. Bu sırada tam 2 kez Tina'nın kalbi yeniden atmaya başlasa da sonuç değişmiyordu. Ambulansın gelmesiyle birlikte zorlu yolculuk başladı. Ekipler elektroşok da uygulayarak Tina'yı hayatta tutmak için her şeyi deniyordu. Ancak defalarca çalıştırılan kalbi hastaneye geldiklerinde tam 6 kez durmuştu. Doktorlar toplamda 27 dakika boyunca teknik olarak ölü kalan kadının durumundan endişeliydi. Brian hastaneye geldikten sonra yapabileceği tek şeyi yapıp dua etmeye başladı. Karısının hayatta kalması için her şeyinden vazgeçmeye razı olduğunu söylüyordu. Maddi şeylerin eşinin hayatı yanında hiçbir önemi yoktu. Brian o dakikalarda hayatı farklı bir gözle görmeye başlamıştı. Sahip oldukları ev, araba ya da paranın düşündükleri gibi değerli olmadığını, ölüm karşısında her şeyin anlamsızlaştığını görüyordu. Brian dua ederken müdahale odasından beklenen haber geldi. Tina'nın riskli olsa da hayata döndüğünü ve kendine gelmek üzere olduğunu öğrendi. Hemen odaya koştular. Tina entübe edildiği için konuşamıyordu ancak el işaretleriyle kalem kağıt istedi. Bir an önce bir şeyler yazması ve bu mesajı onlara göstermesi gerekiyordu. Tina, Brian ve ailesinin geri kalanını şaşkına çeviren bir not yazdı. Tina'nın onlara ne anlatmaya çalıştığını anlayamadılar. Mesaj çok açık değildi ve okuması zordu. Tina'nın ailesi ne anlatmaya çalıştığını sordu ama kadının tek yapabildiği parmağını yukarı doğru işaret etmekti. Tina'nın yazdığını bir şekilde çözmeyi de başardılar. Dakikalarca kalbi duran ve parmağıyla yukarıyı işaret eden kadın, "O gerçek" yazmıştı. Tina birkaç gün hastanede kaldıktan sonra artık tamamen iyileşmişti. Konuşuyor ve yürüyebiliyordu. Ailesi ona kavuşmanın sevincinin yanında yazdığı notla ne demek istediği konusunda da merak içindeydi. Tina tekrar konuşmaya başlar başlamaz bu 27 dakikada neler yaşadığını anlattı. O gün cennetten küçük bir parça gördüğünü ve her şeyin çok renkli ve canlı olduğunu söyledi. Büyülenmiş gibiydi. Hayatta kalıp kalamayacağını bilemediği için uyanır uyanmaz bir notla bunu ailesine söylemek istemişti. Tina ve ailesi bu sıra dışı deneyimin ardından bambaşka bir hayat yaşamaya başladı. Artık hayata her zamankinden daha fazla değer veriyor, maddi şeylerin kıymeti olmadığını düşünüyorlardı. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.